Ahşap malzeme fikrimizi yansıtmak. Yani bu sanat eseri de olur, herhangi bir obje de olur. Fakat burada şu an bir eser ortaya koyuyorum. Çizim yeteneğimizin olması gerekiyor. Yani bir şeyi, fikrimizi çizmemiz gerekiyor. Çünkü aynı şeyi tekrar etmiyoruz. Aynı şeyi tekrar etsek çizmenize gerek yok. Direkt yapabilirsiniz. Çünkü ezberlemişsinizdir. Direkt ahşaba çizim uygulayabilirsiniz. Ben daha önceden düşündüğümü bir kağıda çizdim. Kağıt olarak her yerde çizebilirsiniz. Aklınıza bir şey geldiğinde her yerde onu her açıdan görebildiğiniz şekilde çizebilirsiniz. Tek açı çizdiğinizde diğer açıları da unutmayacak şekilde belirterek çizerseniz tek açı da yeterli. Ahşapta çıkartma işlemi kullanılarak yapılıyor. Sert malzemelerde çıkartma işlemi kullanılıyor. Yani iki seçenek var. Çıkartma ve ekleme işlemleri. Kil, metal ve birçok bir şey diyoruz. Herhangi bir şeylerde kağıt hamur. Yani bu düşünüp bir sürü örnek verebiliriz. Çıkartma da taş, ahşap, sert malzemelerde kullanılarak yapılan bir işlem. Yani çıkarttığınız şeyi tekrar bir yere ekleyemiyorsunuz. Tabii ki farklı yöntemlerle ekleme yapabilirsiniz. Fakat o zaman tek parça olmaz. Yani tek parça bir şey yapacaksanız sadece çıkartma işlemi yapmanız gerekiyor. Ve çıkartma işleminde hata olmaması gerekiyor. Dikkatli bir şekilde her yönden yavaş yavaş çıkartarak, çünkü bir yönden çıkarttım ben, bir yönden yaptım, sonra öteki yönden komple çıkarttım. Bu şekilde kontrol etmesi zor. İskalpele kullanıyorum. İskalpele ahşap oymadı. Eser oymadı. Yani ağaç oymadı kullanılan temel öğelerden bir tanesi. Şu an bunun elektrikli olanı var. Farklı yöntemlerle de yapılabilir. Bu klasik bir yöntem. Ve en iyi meditasyon sağlayan size bu yöntemdir. Yavaş yavaş meditasyon bir şekilde çıkartma işlemini, yani oyma işlemini yapmaktayız. Diğer sert malzemelere göre ağaç, yani ahşap yumuşak bir malzemedir. Tabii ki ağaçtan ağaca değişiyor. Şu an çalıştığım ağaç meşe ağacı ve tren raylarında kullanılan, belki 90-100 yıl, ne kadar, kaç yıl kullanıldığı tam olarak bilmiyorum. Meşenin kendisi en sert ağaçlardan biridir. Çalıştığım bu çalışma taş çalışmaya bayağı yakın bir çalışmadır. Ihlamur ağacı en yumuşak ağaçlardan, çok kolay elle yontulabilir. Bu da en sert ağaçlardan meşe ağacı. Tren raylarında kullanılmak üzere yapılan işlemlerde iki tane işlem var. Ziftle kaplanmış olan, bu ziftle kaplanmış.
ziple kaplanmış olanlar daha sert ve mazota batırılmış olanlar var. Mazota batırılmış olanlar daha yumuşak. Yani bu iki tarz ağacı da işledim. Bu gerçekten de beni zorlayan ağaçlardan bir tanesiydi. Dikkatli bir şekilde çalışıyorum ki herhangi bir kırılma, herhangi bir şey olmasın. Taşta da aynı seviyede, düşünün ki taşta kırıldı. Tabii ki yapıştırabilirsiniz, değiştirebilirsiniz, değiştirmek daha mantıklı. Veya yeniden sıfırdan başlayıp sıfırdan yapmanız gerekiyor. Bu yaptığım yücelme çalışmalarından yaklaşık 6-7 tane yapmışım. Bir seri şekilde. Seri derken yani robot gibi hızlı bir şekilde bunlardan 20 tane çıkartayım, 7 taneyi işte şu kadar ayda yaptım değil de yıllar sürdü tabii ki. Dönem dönem o gelen hissiyatla yapılması gerekiyor ki bir şeyleri aktarabilin, fikrinizi. Her zaman aynı düşüncede olamaz insan. Yani olursa aynı şeyler olur ki. Sürekli aynı şeyler olur. Olabilir tabi de. Yani buna eser diyebilir miyiz? Yani başkaları diyebilir belki. Ben demem. Tüm benliğinizle yaptığınız bir nesneye yani haftada 20 tane yaptım. Aşırı bir güç geldi, aşırı bir heyecan geldi bunları yapmak için dediğiniz noktada. Yani yaptığım şeyler var tabii ki. Fakat ne kadar ay, ne kadar yıl bekleyip bir anda yapmanız. Yani uzun süre bekledim, uzun süre yaşadım metal çalışmalar oluşturmak için. Öyle bir serim var, hızlı bir şekilde yaptım fakat uzun süre onlarla birlikte yaşadım ve onları hissettim, nasıl yapacağımı düşündüm. Tabii ki bu ahşap çalışmak metalle bir alakası yok. Daha meditasyon halinde bir durum. Ahşap çalışıyorsanız ıhlamurla başlamanızı tavsiye ediyorum. Ağaç çalışmada nefes egzersizi önemlidir. Lütfen bunu unutmayın. Teşekkürler. Not gonna lie to you kids, it's a fucking jungle out there. Keep your head on tight, unknown brand.